Herkese merhaba arkadaşlar. Balkon konuşması serimin 3. videosuyla beraberiz. Bu videomda anlatmak istediğim aslında en temel konu alaylı olmakla okulda olmak arasındaki fark. Son yıllarda bildiğiniz gibi Türkiye'deki eğitim kalitesinin aşırı düşmüş olmasından mütevellit insanların alaylı mı okullu mu olmak istedikleri biraz karmaşık hale geldi. Çünkü online eğitim aldı başını gitti. Birçok yerde pek çok farklı seçenek bulabilirsiniz. Kendini geliştirmek isteyen, sürekli olarak eğitimini sürdürmek isteyen insanlar için artık derya deniz bir durum var. Fakat bu üniversite okuyup okumamanın gerçek anlamda gerekip gerekmediğine de bir soru işareti olarak yansıdı. Çünkü bugün eğitim kalitesi çok düşük. Artık bir mimara, bir mühendise, bir doktora bile güven nispeten Avrupa ülkelerine kıyasla çok azaldı. Zaten eğitimde iyi yerlere gelebilecek insanların da ülkeyi terk ettiği gerçeğini biliyoruz. Hele ki bu seçimle birlikte bu süreç daha da hızlanacak. Bana da gelen bir sürü mailler oluyor, yorumlar oluyor. Oralardan da anlıyorum. Zaten seçim bir nevi dönüm noktası oldu ama oraya birazdan geliriz. Türkiye'deki eğitim kalitesinden bahsederken altını çizmeden olmaz. Artık tamamen kendi haline bırakılmış bir yapı söz konusu. Bu yapının içinde de ne kadar donanımlı olursa olsun, kendini geliştirmeye ne kadar konsantre olursa olsun, arkadaşlarımızın çektiği durum da ortada. Daha düne kadar Boğaziçi olaylarını biliyorsunuz zaten. Herkes bir umut seçimleri bekliyordu ama oradan da net bir sonuç gelmeyeceği belli. Yani alaylı olmakla okullu olmayı kıyaslarken, okullu olmanın içinde bulunduğunuz ülkeyle olan ilgisi çok önemli. Yani eğitim zaten üniversitelerin başarı sıralamasına baktığınızda da bununla ilintilendirilebilir. Bugün Oxford'a, Cambridge'e bakıyorsunuz. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki diğer üniversitelere bakıyorsunuz. Zaten Avrupa'yı domine eden çok büyük okullar var. Türkiye şu an ilk 500 içerisinde okulu yok. En iyi okullarından biri olan Boğaziçi'nin de az önce söylediğim gibi ne kadar siyasileştiği, politikleştiği, istenmeyen dekan, istenmeyen rektör, bir sürü olaylarla bir senedir, iki senedir hep konuşuluyordu ama artık o kadar değişen, hızlı değişen gündem oldu ki bu konu da biraz rafa kaldırıldı. Zaten deprem bile hala bazı özel çabaları saymazsanız geride bırakıldı diyebiliriz. Yani hayat devam ediyor. İnsanoğlunun zaten doğasında olan bir şey bu. Hayatın akışı, akmak zorunda oluşu, acıların, çeşitli sıkıntıların kısa süreler içerisinde geride bırakılmak zorundalığı. Bu bizim psikolojimizin içinde olan bir şey. Bunu es geçemeyiz. O yüzden de yıkıldım, ettim, mahvoldum, bu seçim gitti, neler olacak bize diye düşünen çok arkadaşlardan yorum aldım. Yani bu hayatın sonu değil arkadaşlar. Hayatta pek çok şey değişir, gelişir. Bugün olan durum yarın farklı bir hal alır. Ama gerçek olan bir şey var. Ben bunu podcastlerimde de çok sık dile getiriyorum. Demokrasi bizim toplumumuz için biraz fazla kaçıyor. Biz teokratik yönetimlere, hatta daha aşiret düzenine, hanedanlığa alışmış, oralardan evrimleşmiş, 500-600 yıl bu güdülerle yaşamış bir toplumun torunlarıyız. Yani bir an önce demokrasinin gelmiş olması, hemen bir İsviçre, İngiltere, Fransa seviyesinde yaşam sürmek, bunlar çok mümkün değil. Bunlar yavaş yavaş olacak. Dikkat ederseniz de yavaş yavaş oluyor. Ama biz her 5 yılda bir çok ciddi umutlarla yükseldiğimiz için başımıza gelenleri de ondan sonra büyük streslerle karşılıyoruz. Açıkçası seçimden ziyade ben eğitim maksatlı bir konuşma yapacaktım ama şimdi düşününce zaten hepsi birbiriyle içine girmiş durumda. Ben mütemadiyen siyasi mevzulara girmemek adına farklı konularda tespitlerimi aktarmaya çalışıyorum ama iş dönüyor dolaşıyor. Türkiye özelinde olunca mutlaka bir siyasete çıkış kapısı buluyor. Başka bir pencereden anlatma şansım olmuyor. Eğitimin durumu ortada arkadaşlar. Ortaokulundan lisesine, ilk öğretimine, üniversiteye, sonrasındaki meslek hayatınızdaki yaşadığınız durumlara kadar rezil halde. Sadece o mu? Pek çok şey rezil halde. Ben bu sebeplerden geçen sene Türkiye'yi terk etmiştim. Bugün de bakınca çok da yanlış yapmadığımı görüyorum. Yani hayatı yaşamının bin türlü yolu var arkadaşlar. Bunun hangisinin iyi olduğuna kişinin kendisi karar verebiliyor. Ama bir seçenek varsa elinizde değiştirebileceğiniz, en azından biraz zorlayarak bunu ayak uydurabileceğiniz bir seçenek varsa değerlendirebilirsiniz. Ben kimseye eğitim hayatı yüzünden ülkeni terk et ya da kal diyemem. Dünyanın yapay zeka konuştuğu, Barış Özcan videolarına bakın nelerden bahsediyor. Birçok insanın kendini geliştirmekle, birçok ülkenin
rekabet içerisinde girip birbiriyle yarışmakla yer aldığı dünyada biz hala sen mi ben mi, Kürt mü Türk mü, Alevi mi Sünni mi, çıkamadık abi bu telaşın içinden. Çıkamıyoruz yani. Bu dedim ya, genetik kod podcast'imde anlatmıştım. Bizim topluma işlenmiş bir genetik kod var. Bunu aşmak çok uzun sürecek. Yani koskoca 100 yıllık cumhuriyet denir ama aslında öyle değil. 100 yıl ülkeler için çok büyük bir süre değildir. Hele ki bizim gibi çeşitli grupların, çeşitli elitlerin ya da tarikat gruplarının altında kümelenmiş sosyolojik yapılar için hiç değildir. Yani gelişen dünyanın içinde bulunduğu durumla kendi ülkemizi böyle dışarıdan bir gözle bakıp yorumladığımda gerçekten çok umutsuz vaka olarak görüyorum. Yani çok siyasete değinmek istemiyordum ama biraz içeriğin tabii %50'si siyasi olmuş oldu. Bunu da yapacak bir şey olmadığına bağlıyorum. Çünkü eğitim kalitesinin, üniversitelerdeki arkadaşlarımın bulunduğu durumun tamamen sebebi ne yazık ki bu. Herkes bir çıkış kapısı arıyor. Ama bugün bir İngiltere'de paralı yüksek lisans yapayım, 2 yıllık bir dil okuluna gideyim ya da 10 aylık, 3 aylık fark etmez bir dil okuluna gideyim dediğinizde ortaya çıkan rakamlar, ben geçen sene pound 19 lirayken bir hesap çıkartmıştım. Zaten korkunç rakamlara ulaşmıştı. Pound şimdi 24 lira falan olmuş. Yani İngiltere'ye gidip bir sene dil okulu okuyup üstüne çalışma vizeleriyle falan kalmak isteyen de çok arkadaş var. Ailenizin zengin olması lazım arkadaşlar. Başka bir yol kalmadı. Ama tabii o zaman da bir paradoks doğuyor. Aileniz zenginse, Türkiye'de de bir sürü seçenek var zaten. Kurarsınız bir ticari ortam, çalışırsınız. Zaten Türkiye artık parası olanların sıkıntı çektiği bir ülke değil. Paranın parayı getirdiği bir düzen kuruldu. Zaten o kur korumalı mevduatlar falan da hep bunun eseri değil mi? Bugün Türkiye'de emeğinizle çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız durumunuz kötü. Aksi takdirde para babasıysanız, para yönetiyorsanız, finansal bir takım hareketleriniz varsa, borsada, kapalı çarşıda, kuyumcuysanız mesela, zaten işiniz yolundadır. Ama bir öğretmenseniz, bir mühendisseniz, bir bilgisayar programcısıysanız ya da benim gibi bir girişimciyseniz, çeşitli yerlere para yatırıp teknoloji bütünlüğünde bunlardan geri dönüş elde etmek istiyorsanız çok bir şansınız yok. Ne KOSGEB sizinle olur ne de 3 kuruş kredi verirler. Hoş kredi alsanız da bunun faiz dönüşlerini üstlenebileceğiniz de şüpheli. Velhasıl arkadaşlar, eğitimin kaliteli olması için ya da alaylı insanlarla artık mücadele edebilecek seviyeye gelmesi için bana sorarsanız ülkedeki reform şarttı ama onu da galiba kaçırmış bulunuyoruz. Birkaç yıl daha, belki birkaç 10 yıl daha. Dolayısıyla konumun başlığı aslında alaylı olmak mı, okullu olmak mı özelinde konuşmak istediğim bir konuydu. Şu an için hepsinin başında yönetim şekli geldiğinden bir farkı kalmadı. Ama ben hala alaylı olmanın bir adım önde bir durum olduğunu düşünüyorum. En azından gelişen teknolojiyi, hala var olan interneti kendinizi geliştirmek için kullanabilir. Bir alaylı olarak eğitimli insanların önüne geçebilirsiniz. Bahsettiğim gibi zaten eğitimlilerin de aldığı eğitim ne yazık ki çok kötü. Ben de üniversite okudum. Ben de lise okudum ama kalite bu kadar yerlerde hiçbir zaman olmamıştı. Aslında tüm her şeyinde, eğitim hayatının da, yaşam tarzınızın da güvenli bir ülkeyle mümkün olabildiğini de unutmayalım. En önemlisi de bu, insanın doğduğundan beri, en başından beri hissettiği güvende olma arzusu. Biz memleket olarak bunu sağlayamadıktan sonra okula giden çocuk dersine nasıl konsantre olsun? Üniversite okuyan çocuk kirasını, faturasını düşünürken nasıl derslerine çalışsın? Yani bu çileyi çeken aileleri çoğunlukta görüyordum. Bu değişimi ben de bekliyordum ama olmadı ne yazık ki. Demek ki arkadaşlar, SS kanunu dünyanın her yerinde geçerli. Euro 30 lira mı olmuş, 20 lira mı olmuş, soğan 40 lira mı olmuş, ne olursa olsun bunların artık bir önemi yokmuş bu toplum için. Aşılanan başka bir takım manipülasyonlar, görünen başka perde arkasındaki gerçeklerle iş bu noktaya kadar geliyormuş. Ben öbür tarafı da aslında savunmuyorum. Yani ben CHP'li de değilim ama bir değişim şarttı. Belki sonra bir daha değiştirirdik, bir daha değiştirirdik. Mevcudun bir kırılmasıyla değişim başlayacaktı. Erteleyeceğiz. 3 aşağı 5 yukarı kafamdakileri sizler için toparlayabildiysem ne ala. Zaten herkesin demoralize olduğu bir dönemde ben de böyle bir içerik üretmek istedim. Takip eden arkadaşların beğenisini sunarım. Çektiğim podcastlerin arasına takipçilerim bilir. Arada böyle görüntülü konuşmalar da koyuyorum. Mekan değişikliğine de gideceğim ama şimdilik balkon konuşması serisine devam ediyorum. Benden duymak istediğiniz farklı konular olursa yorumlamaya çalışırım. Şimdilik söylemek istediklerim bu şekilde arkadaşlar. Sonraki yayınlarımda görüşürüz.